Akören, Batı Karadeniz bölgesinde Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı küçük bir köy. Toprakların büyük bölümü ormanla kaplı Mengen'de Akören bir orman köyü. Ankara-İstanbul arasındaki E5 karayoluna 20 kilometre uzaklıkta olan bölge, tarihte Bitinya Krallığı'nın, Romalıların, Bizanslıların, Selçuklu Türklerinin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyet alanı içinde olmuş. Kültürel kimliğini bu tarihsel süreç içerisinde şekillendirmiş ve geçmişin izleriyle birlikte bugüne taşıyabilmiştir. Bu izlerin en belirgini de geleneksel mimari özellikleri üzerinde taşıyan Mengen evleridir. Bir ağlama sesi doldurdu duvarları. Yaşama verilen ilk merhabaydı bu. Bir sevinç kapladı evin her yanını. Yenilendi kapı, pencere, tazelendi odalar. Kışlıkla doldu siyat. Mutfakta arpa kokuları. Merdivende koruma, kaklıkta korkuluk arttı. Yığıntıyı ev, evi bir yuva yapansa tüm bunların sıcaklığı ve o sıcaklığı koruyan, hayatı soluyan insanoğlunun huzur ve güven arayışıydı. Akıp giden hayatta ilk adımlar buradadır. İlk korkular, ilk hüzün ve ilk mutluluklar aynı çatının örttüğü, aynı pencerelerin sunduğu aydınlıkta paylaşılır. Birinin diğerinden gizlisi en fazla bir kapı kadardır. Hatıralar aynı sedirde kurulu, hasretler aynı duvarda asılıdır. Evet, yaşadım diye biliyorsan eğer, bu evdeki izler en büyük şahittir. Yoksa nedir? Kimse kalmadığı halde yamacında çetin kışla mücadele edip orada yaşamaktan vazgeçmeyen Yahya amcanın tutunduğu. Çünkü oradadır hayatta ilk merhaba ve orada gizlidir yaşamına dair ne varsa. Bunları kaybetmek belki de her şeyi kaybetmektir ona göre. Bunu biz yaptık yani babam yaptı. Babam yaptı. Paralar birden tabii tarla sattı, bilmem ne ettik. Tarla bıraktı, rehine, paramız yoktu. Sonra ben o parayı ödedim adama, tarlamızı aldık. Yani ben ödedim yani, ben yaptım, ben şey ettim yani. Babam diye babamın bir geliri yoktu yani. Top aldı zaten babam. Yani çalışacak bir şey yoktu yani. Yürüyorum ya, top aldı yani. İnsan hayatının ihtiyaçlarını en pratik şekilde karşılanması üzerine kurulu köy evi, insanla gündelik yaşamı birleştirir. Bir tür ince zeka ile ihtiyaçlar belirlenip kurgulanmış ve hayata aktarılmıştır. İşte bu özene sahip iki katlı evin ilk katında önceden hayvanların barındığı, şimdi ise Yahya amcanın hayvanları olmadığından odun kömürünü koyduğu bir bölümle tarım araç gereçlerini koyduğu bir başka bölüm vardır. Siyat. İşte bu bölümlerin açıldığı koridor ve aynı zamanda eve, yani ikinci kata bağlanan yerdir siyat. Siyattan geçilerek merdivenlere ulaşılır ve merdivenlerden öğün denilen ve odaların kapılarının açıldığı salon olan kısma ulaşılır. Odalar yapılan işlere göre aş odası, gelin odası, kiler, ambar gibi farklı isimlerle tanımlanır. Odalar arasında kullanım açısından farklılaşma hemen hemen yok gibidir. Her oda yeme, oturma ve yatma ihtiyaçlarının hepsine cevap verebilir. Odalar kendi içinde günlük kullanıma uygun eşyalarla döşenmiştir. Oda duvarlarındaysa yüklükler vardır. Bu yüklüklerden biri gusülhane olarak kullanılır. Geniş aile yapısının ihtiyaçlarına cevap verme adına
bu yapıyı hemen hemen her odada görebiliriz. Genel olarak her oda bir ev gibi düşünülmüş, kalabalık ailelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu koca evde yalnız yaşayan Yahya amca için bu teferruatların hepsi gereksiz ve yavandır. Tek kişilik kurulan sofrada, tek kişilik öğünlerle, tek kişilik bir yaşam söz konusudur. Gün yüzüne vururken tek kişilik açar yarınlar. Gün yüzünden çekilirken tek kişilik değildir hüzünler. Hep orman gibi oldu ya işte. Bakamam diyorlar. Ben hevesim gitti yani. Bakamıyorum yani. Bak da istemiyorum yani. Çünkü peşinden kimse gelmiyor ki. Peşinden bir şey gelmeyince hiçbir şey olmaz. Yapamıyorsun yani. Ben yapamadım, bilmiyorum. Şurada iki odunu taşımadılar bayramda geldiler de. Bak, bir gün sonra gideyim. Ne var? Ankara kaçmıyor burada. Gelmez mi kopya? Allah hayırlısını versin be. Bizden sonraki nesil bozuk yani. Her kişiye göre değil yani. Her kişiye göre değil. Ben görüyorum da bazı böyle kardeşler birbirine böyle oyun oynuyorlar. Başladık diye böyle ne bileyim muhabbet ediyorlar şöyle diye böyle. Yani şey oluyor yani, ben çoğuna imreniyorum. Ben kendimkinde geç ettim vakit, üzülüyorum. Huzursuz oluyorum yani. Bölgenin genel yapı özelliklerine uygun olan bu evde diğerleri gibi ahşaptır. Ahşap malzeme taş ve tuğlaya göre nem ve ısıyı daha iyi korur. Evlerin tamamının ahşap olması nedeniyle yangın tehlikesini ve tahribatını azaltmak için evler birbirinden uzağa yapılmıştır. Evin dış mimarisine ait, evi fonksiyonel açıdan tamamlayan parça kaklıktır. Kaklık, evin ikinci katı hizasındadır. Hafif eğimli bir yapıdadır. Evin üstüne yağan yağmurun dışarıya doğru akmasını, evin duvarının ıslanmasını önlemek amacıyla yapılmıştır. Kaklık, kışlık meyve, sebze ve diğer yiyeceklerin kurutulduğu, ayrıca günümüzde balkon ihtiyacının giderildiği çıkıntıdır. ...75 yılın yorgunluğu artık gözlerine yerleşmiş Yahya amcanın... Kaç kara kış, kaç bereketli ilkbahar... Vakit öyle böyle geçiyor onun diliyle. Bu ev ve bu evin getirdikleri onun mutluluğu. Gitmeyi hiç düşünmemiş, düşünmezmiş de. Belki de onun için yaşıyorum diyebilmek, bu evin merdivenleri, sofası, sediri, bahçesi ve bu evin belleğinde olan ve bu ev var oldukça yaşayacak olan her şeydir. Oradan ayrılmak, bu evi tüm bunlarla karanlık.